Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle önemli gördüğüm bir konuyu tartışacağım. O da kontrol manyağı olup olmadığım. Şimdi bu arada Pandora'mı kaybettim. Pandora'mı kaybetmenin acısını yaşıyorum, yasını yaşıyorum. O yüzden geçen de Carrefour'dan 15 liraya bu tokayı aldım ve bunun Pandora'm olduğuna kendimi inandırdım. O yüzden çünkü bir bilezik takmaya çok alışmıştım yani. Sadece bir haftadır Pandora'mda tekrardan kavuşmuştuk. Çünkü annem onu gümüşlüğe götürmüştü ve simsiyah halinden kurtulmuştu. Harika bir şeydi. Ve sonra boks dersine giderken kesin boks dersinde çıkarıp orada unuturum deyip sorumluluk alaraktan aslında montumun cebine koydum yolda yürürken. Ve sonra eve geldim ve bilezik yok. Bir yerde düştü herhalde. Neyse. Kendisiyle güzel birkaç günümüz oldu ama artık yok. Bunu kabul etmem lazım. Evet, kontrol manyağı olup olmadığımı tartışacağız bu videoda. Neden diyebilirsiniz? Şu yüzden, bu benim kanalım. Ve benim... Eda bize ne bundan diyebilirsiniz? Şu yüzden, hemen izah edeyim. Bu benim kanalım. Ve bu kanalda benim mental sağlığım yerinde olmadığı sürece video kalitesi çok iyi olmuyor. Aslında bir dakika. Benim mental sağlığım iyi olmadığında hem daha çok video çekiyorum. Çünkü çok üzgün oluyorum ve video çekip editlemek beni mutlu ediyor. Tatmin ediyor. Hem daha dramatik videolar çekiyorum. Mesela kanalımda bir ara hiç konuşmadan sadece böyle müzik klibi gibi arkada şarkı olan ve bir sürü görüntünün sıra sıra olduğu videolar koydum. Ama asla konuşmuyorum. Hatta o videolara yorum geliyordu. İşte keşke daha çok konuşsam falan değil. Ve sonra 40 dakikalık videolar paylaşıp ağzımı kapatamaz hale geldim. O yüzden aslında ben mutsuz olunca videolarımın kalitesi daha... Neyse. Sonuç olarak... Herhalde siz benim mental sağlığımın yerinde olmasını tercih edersiniz. Çünkü ben öyle tercih ediyorum. Şimdi ben son böyle bir yıldır falan gerçekten kendimi kontrol manyağı gibi hissediyorum. Ama son zamanlarda fark ettim ki ve terapi bunu fark etmemde çok fayda sağladı. Çünkü orada dışarıdan bir gözle size dair yorumlar yapıyor. Yani sadece kendi kafanızın içinde sürekli konuşup durmuyorsunuz. Aslında kontrol manyağı olmak benim doğama çok aykırı. Şimdi kontrol manyaklığının tanımını yapmayacağım bu arada. Hepimiz tanıyoruzdur böyle insanları. Hatta ben de çocukken tanıdığım birkaç kişiyi... Hani böyle çocukken biz ailecek çok gıybet yapardık tanıdığımız insanlara. Ve... mesela bazı kişilere tanı koyardık. Biz ailecek bu arada, ya ailecek dediğim annem babam ben, hep aslında çok spontan bir aile olduk ve hiçbir şey önceden planlamayan insanlarız. Anne babam öyle, ben de çocukken öyleydim. Zaten sıkıntı buradan çıkacak. Mesela size şöyle özetleyeyim. Yurt dışına tatile gideceğiz, tamam mı? Nereye gideceğimize bir hafta önceden karar verirdik. Uçak biletlerine göre karar verirdik. En ucuz uçak bileti neresi olursa. 2 haftalık bir sürede bir sürü yer görmek isterdik. Mesela gidiş uçağımızı atıyorum Roma'ya alırdık, tamam mı? En ucuz olduğu için. Dönüş uçağımızı da Madrid'den yapardık. Ve o aradaki tren biletleri, uçak biletleri, kalacağımız oteller asla belli olmazdı. Yola sadece gidiş ve dönüş uçak biletlerimiz hazırda yapardık. Mesela daha 2 sene önce biz babamla öncesinde Roma'ya gittik. Roma'dayken dediğim gibi sadece uçak biletimiz var. Uçaktayken otel bakıyoruz. Otel bulamadık uçaktayken. Pasaport kontrolü sırasındayken otel bakıyoruz. Ben otel buldum. Hatta son dakikada gittiğimiz için mesela otele dair çok önemli bir bilgiyi görmedik. Ve mesela otel aslında daha çok Airbnb gibi bir şeydi. Airbnb'nin anahtarını tren istasyonundan almamız gerekiyormuş meğer. Biz gittik eve, ev açılmıyor. Asla resepsiyon gibi bir şey yok. Asla orada ilgilenen bir insan yok. 2 saat orada mal gibi bekledik. Sonra internet sitesinden anladık en sonunda istasyona dönmemiz gerektiğini. Sonra bavullarımız olduğu için babam beni orada tek başıma bıraktı. Sonra babamın yön mevhumu hiç olmadığı için istasyonda kaybolmuş. O zaman 3 saat boyunca mal gibi orada bavullarla bir tane apartmanın önünde bekledim. Çişim geldi, susadım. Aşırı plansız hareket eden insanlarız aslında hepimiz. O tatilde babamla Roma'ya gitmiştik. Sonra Milano'ya tren bileti alıp... Hepsi biri mi var? Yok. Sonra Milano'ya tren bileti alıp Milano'ya geçtik. Milano'dan Viyana'ya uçtuk. Annem bize Viyana'da katıldı. Viyana'dan Madrid'e gittik. Bütün bunları yaşanırken bütün otellerimizi havalimanından ayarlıyoruz. Bütün uçak biletlerini bir gün öncesinden ayarlıyoruz falan pişman. Bizim aile yapısı asla şey olmadı. Hani böyle katı, her şey önceden... Belli olsun. Her şey önceden planlansın. Aslında böyle bir şey yoktu. O yüzden aslında benim böyle bir insan
na dönüşmem bir noktada hani soru işareti uyandırmalı ama uyandırmadı benim kafamda ve ben şey diye kodladım, tamam ben böyle bir insan diye kodladım. Daha yeni yeni kafama dank etti, dedim ki ya ben çocukken, bırak çocukken, ben 3 sene öncesine kadar asla böyle değildim. Hatta aile üyelerim arasında en spontane olan insan bendim ve ben yeni yerler görmeyi, yeni şeyler yapmayı, yeni yemekler yemeyi, yeni insanlarla tanışmayı. Oha bir anda aydınlandı. Neyse daha iyi oldu herhalde. Mesela geçen videomda kişilik tipimin ENTP olduğunu söyledim. Ve buna şaşıran insanlar oldu. Hani şey dediler. Sen dışa dönük bir insan mısın falan dediler. Çünkü yaptığım bütün aktivitelere bakarsanız aslında biraz daha böyle introvert özellikleri taşıyor. Ama ben hani bu arada yani bence çok ben tanıyabileceğiniz en dışa dönük insanlardan biriyim. Çünkü şöyle oluyor. Ben mesela dışarıda hani dışarıdayken biri dışarıdayken birini görüp onunla tanışmak, konuşmak istersiniz ama sonra işte ya bunu garip bulursa ya şöyle yaparsa böyle olur falan. Biri kendinizi sonra yapmamaya ikna edersiniz ya. Ben de şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela aklıma bir düşünce gelirse şu kişiyle tanış. Şu kişiye bunu de. Daha dün oldu mesela. Şu kişiye şunu sor. Sonra kendime diyorum ki ya Eda saçma mı, tanımadığın insana yani şimdi adamın ne tepki vereceği, nasıl bir şey diyecekleri belli olmaz falan. Sonra kafamın içindeki başka bir ses, dominant ses diyor ki eğer bu insanla tanışmazsan başına kötü bir şey gelecek. Eğer bu insanla tanışmazsan işte atıyorum yolda yürürken kıçının üstüne düşeceksin. Eğer bu insanla tanışmazsan şu hedefin gerçekleşmeyecek. Bu şekilde bir totem yapıyor kafamın içinde bir ses ve ben yapmak zorunda kalıyorum aslında. Hani bu yüzden bende sosyal anksiyetenin varlığı yok. Çünkü ne zaman sosyal anksiyetemin ortaya çıkabileceği bir durum olsa kafamın içindeki bu dominant, obsesif, kompulsif bozukluğu olan varlık bana diyor ki eğer bunu yapmazsan çok kötü bir şey yaşanacak. Ve ben o yüzden her seferinde yapıyorum. Gerçekten neyse. Hani tutup eğer mesela bu arada sizinle gelip tanışıyorsam tabii tanışmak istediğimdendir ama bir yandan da aklıma tanışma düşüncesi gelmiştir ve artık tanışmama gibi bir seçeneğim yoktur. Çünkü kafamın içindeki ses tanışmam gerektiğini söylemiştir. Her neyse. Ne diyordum? Bunu niye anlattım? Benim biraz uzun bir zamandır, biraz fazla uzun bir zamandır hayatımın her alanını kontrol etme gibi bir ihtiyacım doğdu. Şimdi geçen de Sinan Canan'ı izliyordum ve Sinan Canan dedi ki karantina herkes için aslında travmatik bir şeydi. Çünkü dünyaya dair bütün görüşümüzün değişmesi ve bütün gündelik rutinlerimizin aslında yeniden biçimlenmesi gerekti dedi. Ve bu travmanın tanımına geliyor dedi. Senin gerçek olarak algıladığın ve artık kafanda oturttuğun düzenin yok olması. Ve sonra dedi ki ama karantinada kimler iyi haldeydi? Kimler işte onu çok verimli bir zaman olarak kullandı ve kimler aslında o karantinayı çok iyi bir şekilde geçirdiler? Zaten normal dünyada biraz zorlanan insanlar. Zaten normal dünya düzeninde çok ayak uyduramayan ve içinde belirli sıkıntılar olan insanlar karantina gibi ekstrem ve anormal bir duruma çok iyi uyum sağladılar. Ve ben bir haftadır şey düşünüyordum bunu duymadan önce. Karantinada çünkü internette falan çok görüyorum işte karantinada insanlar çok depresyona giriyorlar, çok üzülüyorlar, mesela böyle kilo alıyorlar, yapacak hiçbir şey bulamıyorlar, yaşama sevinçleri gidiyor. Böyle herkes negatif bahsediyor karantinada çoğu insan yani en azından. Benim karantinam var ya yani mükemmel geçti. Gerçekten şu anda bir şey değil böyle geçmiş güzellemesi değil ama ben karantinada manyak verimli geçirdim. Verimli geçirmeyi bırak çok huzurluydum. Sürekli ailemle zaman geçiriyordum. Ailecek benim odamda spor yapıyorduk Pamela Reif. Sürekli yemek yapıyordum. Sürekli spor yapıyordum. Sürekli yürüyüşe çıkıyordum. Siteden yeni arkadaşlar edinmiştim. Yani 10-12 yıldır oturduğum sitede ilk defa sosyalleşmeye başlamıştım. Karantina benim için böyle gerçekten tat bir zamandı. En azından ilk başı. Sonrasında biraz kudurdum. Onları anlatırım bir gün size. Yani böyle 2021 gibi kudurdum gerçekten. Ama benim karantinam aşırı sağlıklı geçti. Hani sağlıklı tek özetleyebileceğim kelime. Ve sonra Sinan Canan bunu deyince benim kafama dank etti. Dedim ki işte yani benim içimde böyle bir ihtiyaç vardı aslında muhtemelen. Ve ben bunu karantinada açığa çıkarttım. Çünkü karantinada ben her şey
her şeyi kontrol edebiliyordum. Çünkü hani adı üstüne eve kapanmıştık ve her şey benim kontrolüm altındaydı. Sadece istediğim şeyleri yapma özgürlüğüm vardı. Mesela spor yapmak istiyorsam o sırada dersim açıkken spor yapabiliyordum. İstediğim her şeyi hazırlayabiliyordum çünkü bütün gün evdeydim. İstediğim zaman yürüyüşe gidebiliyordum. Sosyal hayat herkes için olduğu gibi benim için de sıfırlandığından dolayı kendimi başka birine uydurmak zorunda kalmıyordum. Başka birine adapte etme zorunda kalmıyordum ve bütün dünyam ben ve ailem olmuştu. Ama ailemle de aram iyi olduğu için onlar da benden çok daha uyumlu insanlar oldukları için ben biraz böyle dominant değil de biraz daha uyumsuz bir insanım. O yüzden genelde insanlar neyse. Ailemle çok ılımlı davranıyordu bana ve beni kırmıyorlardı çoğu yapmak istediğim. Yani çok ekstrem isteklerim de yoktu. Mesela birlikte Monopoly oynayalım. Birlikte şunu yapalım. Böyle. O yüzden karantina gerçekten benim için iyiydi. Ama karantinada benim mesela bu obsesif özelliklerim görünmeye başlandı. Mesela şimdi biz karantinada aynı sitedeyken kendi evimiz olan bloktan kiraya çıktık, tamam mı? Çünkü o diğer evimizi kiraya verdik Kenyalılara. Neyse. Kenyalılara kiraya verdik. O yüzden taşımacılar tabii bizim eve gelip artık taşıyacaklar eşyalarımızı. Hani bildiğiniz taşınıyoruz. Ben arkadaşlar oturma odasında, yani sabahtan beri taşımacılar evin içinde. Ben oturma odasına matımı gidip aldım. Kısacık şortumla, hani düzgün bir kıyafet de giymedim. Kısacık şortumla oturma odasında bungee jumping, işte Pamela Reif videoları yapıyorum, tamam mı? Ve artık taşımacıların oturma odasına girip oradaki işte kanepeyi, televizyonu falan almaları lazım. Adamlar odaya giriyorlar. Ben sporumu yaptığım için o sırada asla durmuyorum ve adamlar odayı taşırken, evi taşırken ben sporumu yapmaya devam ediyorum. Biz böyle. Ya da mesela bu eve ilk taşındığımız gün her yerde eşya var. Yani size anlatamam. Gerçekten aslında çok ilginç. Mesela o gün ben eve geldim. Ev ağzına kadar. Yani böyle bir şey olamaz. Taşındıysanız biliyorsunuzdur ama bizim ekstra fazla eşyamız olabilir gerçekten. Ev ağzına kadar dolu ve ben babama dönüp baktım, dedim ki çok ilginç değil mi? Bir gün gelecek ve biz bu eve baktığımızda her şey yerli yerinde olacak ve bu dağınıklık olmayacak. Ve gerçekten bir hafta sonrasında sanki ev her zaman öyleymiş gibi oldu. Çok ilginç bir şey aslında. Hani ev aynı ev, eşyalar aynı eşya ama onların bir düzene oturtulması, işte düzen bu yüzden önemli. Onların bir düzene oturtulması çok daha farklı bir hissiyat. Neyse, sonuçta evde asla hiçbir şey yapacak yer yok. Ben spor matımı aldım. Saat gece 11. Spor matımı aldım. Sitedeki çimenlik alana gidip orada spor yaptım. Ve yani olay aslında spor yapmak da değil. Anladınız mı? Çünkü 10 dakika yaptım mesela. Ama olay o kendime oturttuğum düzenin dışına çıkınca çok geriliyordum. Yani olay bu aslında. Yani çünkü bir gün spor yapmazsanız hiçbir şey olmaz. Aptal değilim, ben de biliyordum. 10 dakika yaptım mesela. Ama olay hani kendime bir rutin oturtmuşum, anladınız mı? Ve o rutinin dışına çıkamıyordum. Çoğu şey de böyle. Mesela şu anda aşmaya çalıştığım en büyük şey dışarıda yemek yiyemiyorum. Yani yiyemiyorum dediğim çok salakça geliyor. Ama şöyle, tabii ki de yerim zorunda kalsam. Ama işte zorunda kalsam mesela hiçbir şey yemem, eve gidene kadar beklerim. Çünkü ben Bilkent'e giderken böyle oldu mesela. Bütün gün Bilkent'te kaldığım, işte sabahtan akşam 6.30'a kadar Bilkent'te kaldığım sürelerde sırf dışarıda yemek yemek istemiyorum diye eve gitmeyi bekledim falan pişme. Şu anda dışarıda mesela gidip bir restorana otursam ve yemek söylesem ve o yemek dünyanın en lezzetli yemeği bile olsa, bir kere dünyanın en lezzetli yemeği ise muhtemelen benim normalde yemeyeceğim bir şeydir. Çünkü ben çok lezzetli yemekler yemiyorum. Bu arada şu anda anlattıklarım çok toksik. Bunları yapmayın ama yani dürüst olmak için anlatıyorum. Diyelim ki salata söyledim, tamam mı? Salata söylesem bile onu asla rahatlıkla yiyemem. Bir kere benim yemek yerken yanımda 2 litre su olmaz. 2 litre değil de mesela yemek yerken sürekli susuyorum, su içmem lazım. Yemek yerken kendi setup'ım var. İşte YouTube'dan videolar açıp onları izliyorum. Öyle yapmam lazım. İstediğim kıyafette, rahat bir kıyafette oturuyor olmam lazım. Ergonomik bir sandalyede oturuyor olmam lazım. Abi böyle lazım ama şu anda lazım. Hayatımın hiçbir döneminde lazım değildi. O yüzden şu anda da götümden uydurmuşum kurallar ve onları uymaya çalışıyorum. Bu arada bunu yıkmaya başladım. Yıkmaya başladım dediğim, yani hala dışarıda gidip yemek yemiyorum. Ama bence şu anda dışarıda yemek yemem gerekse bunu isteyerek yapabilirim. Çünkü mesela psikolojide burada yani bunlar
Gerçekten aşırı boktan fobilerim var. Keşke ne bileyim sosyal anksiyetem falan olsaydı. O en azından herkese var ve insanlar empati kurabilirdi. Ama bunu hani birine anlatınca aşırı o kadar abuk ki. Ama bütün fobiler abuk aslında. O yüzden fobi de biraz ağır oldu da. Yapabileceğim ama aslında yapmanın bana çok stres verdiği bir şey. Öyle diyelim. Exposure therapy diye bir durum var. Eminim biliyorsunuz. Ve bu konsept benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Eğer korktuğunuz bir şey başınıza beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir şekilde gelirse sizi mahvedebilir ve sizi tekrardan travmatize edebilir. Sizi çok daha kötü bir duruma sürükleyebilir. Ama siz eğer korktuğunuz bir şeyle bile ise yüzleşirseniz bunun tedavi edici bir yönü var ve yani korkunun üstüne gitmek aslında. Aslında korktuğunuz, belirsiz olan bir şeyi size güven veren bir ortamda, güven veren bir şekilde yaparsanız tedavi edebiliyor sizi. Exposure terapinin mantığı bu. Ben de bunu kendime entegre etmeye çalışıyorum. Ve edeceğim, inanıyorum. Bu arada asla sorumu cevaplamadım. Kontrol manyağı mıyım? Ya şimdi size burada her küçük detayı anlatmayacağım. Kendimi çok kötü karalamak da istemiyorum. Çünkü fark ettim ki özellikle önceki videolarımda mesela fazla katı kurallarım olduğundan, fazla kontrolcü olduğumdan falan bahsediyorum. Ve bu etiket gerçekten kafamda yapıştı. Ben yeni yeni fark ettim ki kendimi böyle etiketlemişim ve bu bana aslında çok zarar verdi. Çünkü ben böyle bir insan değilim ve doğama aykırı davranıyorum aslında. O yüzden bu kadar çok irade gerektiriyor zaten. Mesela bazı insanlar yapıları gereği biraz daha kuralları severler ve her şeyin belli olmasını, her şeyin belirli bir düzende ilerlemesini severler. Ama ben bunu sevmediğimi fark ettim. Ama hayatımı o kadar buna göre yaşıyorum ki kendimi buna sevdiğime inandırmışım. Ama bana çok aykırı bir şey aslında. Hani benim kolayıma gelen bir şey değil, anladınız mı? Her şeyin düzende ilerlemesi ve her şeyin her gün benzer bir şekilde olması aslında beni tatmin eden bir şey değil. Şimdi diyebilirsiniz ki bu kimseyi tatmin etmez zaten. Ama mesela bir durup düşünün, gerçekten bazı insanlar vardır. Kötü bir şey olduğundan değil. Bence asla kötü bir şey değil. Hatta genelde faydası da oluyor. Ama eğer sizin yatkınlığınız buysa faydası oluyor. Yatkınlığınız değilse bu zorlama oluyor. Ve kötü olan da bu. Aslında bu tarz insanlar daha disiplinli olurlar. İşte yapmaları gereken şeyleri daha rahatlıkla yapabilirler. Çünkü dikkatleri çok fazla dağılmaz falan fito. Ama hani ben doğam gereği yenilikleri çok seven bir insanım. Ve yeni olan, beklenmeyen şeyleri çok severim. Çünkü beklenmeyen bir şey yaşanınca ben o durumla başa çıkabilme kabiliyetimi ölçmüş oluyorum. Ve öğrenmeyi de seven bir insan olduğum için aslında bu ikisi biraz el ele gidiyor. Big Five diye bir model var kişilik tanımlamasında, bakabilirsiniz. Orada mesela openness ve extroversion el ele. Çünkü extroversion davranışsal olarak yeniliklere açık olma. Openness da entelektüel olarak yeniliklere açık olma. Mesela extroversion'da daha önce yapmadığınız, daha önce etkileşime geçmediğiniz insanlarla iletişime geçmeye ne kadar yatkınsınız, tanımadığınız insanlarla konuşmaya, bilmediğiniz durumlarda bulunmaya ne kadar isteklisiniz, bu ölçülüyor. Openness'da yeni fikirlere ne kadar açıksınız, yaratıcılığınız ne kadar ileri düzeyde, işte alışık olmadığınız konseptlere, bilmediğiniz konulara ne kadar merak duyuyorsunuz falan filan, bunları ölçüyor. Ve benim bu iki özelliğim de aslında yüksek. Yani bunlara bakabilirsiniz. Özellikle çok doğama aykırı davranıyorum. Anladınız mı? Ve bunu değiştirmem lazım. Ama bunu değiştiremiyorum. Çünkü çok korkuyorum. Mesela dışarıda yemek yemeye neden korkuyorum? Çünkü içimde şöyle bir algı var. Ben düzenli olarak dışarıda yemek yersem vücudum değişecek. Ve çok saçma. Çünkü benim vücudum zaten... Vücudumun değişmesi aslında o noktada önemli olmayacak. Anladınız mı? Ben 11. sınıftayken gerçekten hayatımda en böyle şeyleri önemsemediğim dönemdi muhtemelen. Yani düzenli olarak basketbol oynuyordum. Aşırı aktif bir sosyal hayatım vardı. İnanamazsınız. Tam bir sosyal kelebektim. Her şeyi yerdim. Yemek seçmezdim çok fazla. Çok güzel yemek yerdim. Sürekli restoranlara giderdim falan fito. Ne zaman yediğime çok dikkat etmezdim. Ne kadar yediğime çok dikkat etmezdim. Ve size şöyle söyleyeyim, hani belki şu an olduğum kadar zayıf değildim. Hayatımda enerjimi ve zamanımı yönelttiğim çok daha fazla şey olduğu için sadece vücudumdan ve sadece beslenme, spor alışkanlıklarımdan vücudumdaki o değişim benim dikkatimi bile çekmemiş. Hani şu anda sadece dönüp bakınca farkı ayırt ediyorum. O sırada bana sorsanız dünyanın en güzel karısıydım ki değilmişim aslında. Kaşımı bile aldırmıyordum. Kaşımı aldırmak benim hayatımda bir dönüm noktası olmuş olabilir gerçekten. Neden daha önce aldırmadım bilmiyorum. Biliyorum aslında. Çünkü annem bana diyordu ki bu yaşına gelene kadar kaşını asla aldırma. Ya yuh artık. Artık 16 yaşına gelmişim. Bir sus kadın. Neyse. Böyle yani. Aslında hayatınız başka şeylerle ya
odağınız aslında çok önemli. Ve şu anda ben tek bir alanı, yani tek bir alan da değil ama hani böyle çok dar alanlara yoğunlaştığım için o alanlarda mükemmeliyetçilik kuruyorum ve bu çok saçma çünkü asla mükemmel olamayacağım. Yani mükemmel olmamın bir amacı da yok. Yani mükemmel ne mesela? Mesela bana bir yıl önce sorsaydınız şu andaki vücudum bayağı mükemmel değildi. Bayağı kafamdaki şeye yakın olurdu ama şu anda yetmiyor bana. Anladınız mı? Çünkü mesela şu anda yetse o zaman neye karşı bir çaba sarf etmeye başlayacağım. Ve bu aşırı ne denir? Vain geliyor. Çünkü öyle ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani benim ya bu bir semptom aslında. Anladınız mı? Benim şu anda ki kontrolcülüğüm bir semptom. Bir sebep değil. Semptom. Bir şeyin eksikliğinin ve benim daha duygusal anlamdaki bazı sıkıntılarımın semptomları. Bunu tartıştık terapistimle. Terapistim söyledi bunu zaten. Ama ben bunu zaten fark etmiştim. Sadece terapistimi yönlendirmek istemediğim için bahsetmiyordum. Sonra kadın da söyleyince ben dedim evet bence de öyle. Her neyse ama bunu çözeceğim. Bunu çözeceğime inanıyorum. Biraz zamanı gelince olacak bence. Çünkü mesela benim gözümde birkaç ay öncesine kadar 3 saat spor yapmak da çok normaldi. Ve asla aksini düşünemiyordum. Şu anda hani çok umurumda değil, anladınız mı? Bazı günler sadece yarım saat yapıyorum. Ve şu anda aşırı tamam biraz abartma olur ama şu anda gerçekten kendimle gurur duyduğum sağlıklı bir ilişki var. Egzersiz ve benim aramda. O yüzden biraz zamanı bırakıyorum. Çok da zorlamak istemiyorum ama biraz da kendimi itmem gerekiyor. Anladınız mı? Çünkü hani doğal olarak korktuğum bir şeyi öylesine yapacak değilim. Kimse yapmaz. Her neyse bundan bahsetmek istedim. Yani sonuç olarak ben kontrol manyağı değilim. Ve olmak da istemiyorum. Ve ben hayatımda en mutlu ne zaman olduğumu fark ettim. Bunu daha birkaç gün önce fark ettim. Çünkü birkaç gün önce tam olarak bu moddaydım. Tam olarak küçük ve böyle her şeye gülüp eğlenen, kikirdeyen bir kız modunda olunca çok mutlu olduğumu fark ettim. Ve tutup da 40 yaşında bir adam gibi davranmaktansa biraz daha böyle davranmaya yelteneceğim artık. Çünkü hani o içimdeki çocuk, anladınız mı? İçimdeki küçük Eda ortaya çıktığında ve ben böyle sabah 5'te kalkan o manyak beyaz erkekler gibi olmadığımda çok daha mutluyum. Hani var ya sabah 5'te kalkıyorlar, sonra AG1 içeceklerini içiyorlar, spora gidiyorlar, sonra işte hemen işe gidiyorlar. Böyle hepsi siyah tişört giyiyor sadece falan filan. Aşırı başarılılar. Hani ben öyle bir insan olunca mutlu oluyor muyum? Öyle bir insan demiyorum ama mentalitem öyle bir insan ki olunca mutlu oluyor muyum? Hani tatmin hissediyorum ama mesela bu biraz daha çılgın, biraz daha doğaçlama hareket eden versiyonum kadar eğlenmiyorum açıkçası. Ve o versiyonum da çok baskın bir karakter. Sadece öbür karakter, öbür bu obsesif arkadaş biraz daha dominant olduğu için bazen susturabiliyor onu ama aslında içimde de böyle hadi bunu da yapalım. Hani anladınız mı? Neyse hepinizi çok seviyorum. Kimsenin umurunda olmayan bu soruyu da cevapladığıma göre bay bay. Bay bay. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur ve anlattığım şeylere umursuyorsunuzdur. Çünkü öbür türlü çok sıkıntılı olur. Ve ben biraz açıkçası yalnız bir çocukluk geçirdiğim için ve biraz da ihmal edildiğim için anne babam inşallah bu videoyu izlemez ama biraz da ihmal, ya bence onlar da bunun farkındalar. Biraz da ihmal edildiğim için aslında ilgiyi aç bir insanım. Ama en azından ilgiyi yanlış yollardan aramıyorum. Yani bu da bence bir şey. Ama ilgiye aç olduğumu kabul ediyorum. Ama o ilgiyi olabildiğince kendime sağlamaya çalışıyorum. Ama bence benim YouTube'a başlama sebeplerimden biri de bu oldu aslında. Anlatacağım şeyleri biri dinlesin ihtiyacı. Ve o yüzden birileri videomu izleyince tabii ki de çok mutlu olurum. Yani aşırı mutlu olurum. Bilmiyorum. Bende bu ekstra bir ihtiyaç. O yüzden buna da değinmek istedim. O yüzden her bu kadar özel şeylerimi de paylaşıyorum bence. Çünkü gerçekten biri duysun istiyorum, anladınız mı? Hani kimsenin olmadığı bir yerde havlayan köpek gerçekte var mıdır gibi bir kapıya çıkıyor her şey. Her neyse, kendimi köpeğe benzettiğime göre görüşebiliriz artık.